Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün Playtime oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu oynamayan bir tek ben kaldım bilgisayar üzerinde. Sanırım yayını yapmayan bir tek ben kaldım. Ondan dolayı arkadaşlar ben de oynayayım dedim bu akşamlık sizinle beraber. Umarım beğenirsiniz abi. Evet abi. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim o zaman her şeyi ayarladığımıza göre. Bayağı zaman olmuş abi ya. Biz şey yapmayalım. Şöyle hızlı bir şekilde abi hemen geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar şu anda oyunu açıyorum. Hemen hızlı bir şekilde oyunumuza başlayalım abi. İlk olarak arkadaşlar Chapter 1'den başlayacağım. Sonra Chapter 2'ye geçeceğim. Ve o oyunu da bu şekilde hikayesinde oynamış olacağım bilgisayar üzerinde. Ben de satın alık bir şekilde duruyor zaten oyunlar ama ben öyle keyifçi biriyim yani alıyorum Steam'de duruyor abi. Evet. Sizlere hemen görüntü sağlayalım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yaptık. Şuradan şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Buradan. Geldik Poppy Playtime'a. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Poppy Playtime'dayız. Şöyle 1080p'yi alıyorum. Kare hızımı 120 Hz alıyorum. Çünkü benim monitörüm arkadaşlar 144 Hz olduğu için 120 FPS'in üzerinde FPS verebilir ondan dolayı. Böyle bir ayar yapıyorum. Full screen yapalım oyunumuzu. Evet İngiliz olsun. Sublimitis. Subtitles tabii ki de olacak. Konuşamıyorum. O kadar dandik İngilizce seviyem var. Evet Subtitles. Şimdi doğru bir şekilde okuyabildik. Evet. Güzel ayarlarımız bu şekilde ve her şey hazır abi. Bakayım arkadaşlar sizlere görüntü vermiş mi? Şu şekilde bakayım abi. Şöyle oyunun görüntüsünü de ayarlayayım. Ama şöyle yapmam gerekiyor. Bir saniye arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Evet, şöyle yapmam gerekiyor. Bu 1080p olacak. 120 FPS. Tamam. Şöyle bir saniye bakayım. Evet arkadaşlar. Tamam. Burası okey, 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 okey. Burası tamamdır abi. Burası okey arkadaşlar. Bakalım yayına gelmiş mi? Evet abi. Şöyle arkadaşlar yapalım. Benim webcam'i kapatıyor abi oyun. Dur bir saniye kapatayım webcam'i. Bir daha ekleyelim. Benim bedava. Şöyle yapalım abi. Dur webcam fazla büyük oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet başlıyoruz abi hazır mısınız? Şöyle son olarak da bir yayını kontrol edersem çok güzel olacak arkadaşlar. Evet. Abi bir de Frazee Bazemore oynasana iyi olur yazmış arkadaşımız. Onu da oynarız bir ara. İyi oldu demiş arkadaşımız. Tamamdır. Abi hazırsanız başlıyoruz. New game dedim abi. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Uzun zamandır böyle bir yayın gelmiyordu. Umarım beğenmişsinizdir. Poppy Playtime'ın arkadaşlar, Poppy Playtime yapımcılarının yani Mob Games'in şu anda çıkaracak olduğu, Aralık ayında çıkaracak olduğu yeni bir tane oyun var. Zaten sayfalarında da bunu paylaştılar. Abi sensitivity niye bu kadar kötü ya? Şunu arttırmak istiyorum. 1080p'ye alsana abi oyunu. Şöyle mouse speed'i şu ayarları getir. Tamam.
Abi hala yeterince iyi değil. Settings diyorum. Hala 720p gösteriyor, burada sinirim bozuldu. Şunu arttıralım abi. Tamam arkadaşlar. Evet, burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi welcome yazısıyla karşılaşıyoruz. Şurada hagi wagi var. Ha, nerede kalmıştım? Ne diyordum en son? Şunu alayım. Şuradan late PR abimiz konuşsun. Hi, my name is Late Pierre. On the time of Shunerer Playtime Toy Factory. Mob Games'in arkadaşlar topluluk kısmında paylaşmış olduğu üzere Project Playtime oyunuyla karşı karşıyayız. Bu arkadaşlar tahmin edebileceğiniz mevzu. Yani Pop Playtime'ın online versiyonu. Böyle bazı oyuncular hani karakterlere dönüşüyorlar, mesela Agi Agi gibi, Mami Longnecks gibi karakterlere dönüşüyorlar. Diğerleri de normal oyuncular. İşte karakter olanlar oyuncuları öldürmeye çalışıyorlar. Onlar oradan kaçıyorlar falan, anlayın yani. Böyle çoklu katil oyunları gibi düşünün. Hani 13 Friday var ya, onun gibi düşünün. Ya da Dying Light gibi düşünün. Bu da onun gibi bir şey oluyor. Şimdi abim geldim buraya. Bir saniye şunu salla. Şöyle yapacağız. Hafızam çok güçlüdür bu arada, onu söyleyeyim. Hemen geleyim buradan. Bunu takalım. Takar mısın? Korkacağımızı düşünmüyorum oyundan, bunu söyleyeyim. Çünkü ben soğukkanlı birisiyim arkadaşlar. Yani çok bir korku oyunlarından korkan biri değilim açıkçası, ama şunu söyleyebilirim. O Playtime zaten korkunç bir oyun değil abi, teknik olarak. İşte grab bekle, işte eşyaları taşıyabilirsin, işte bilmem ne yapabilirsin, onu oradan kaldırabilirsin, bunu buradan atabilirsin falan filan diyor şu anda eleman, ama bilmiyorum abi. Bakayım burada. Evet, Pop Playtime'ı, pardon, Pop Playtime değil. Playtime Koy'a hoş geldiniz, ben çalışan burada, oh yeah. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, ben de Little Adivik. Bugün sizlerle beraber fabrika turu yapıyoruz. Kanka sen de bir susan artık ama. Az sonra şuraya gireceğiz. Ben böyle arada gaza geliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın, bu arada grab pack'imiz açılmış. Hemen aldım grab pack'imi abi. Buradan devam ediyorum. Bakın. Sol tıkla sol eli ateşleyebiliyorum. Geldim buraya. Hemen sol tıkla bastım buraya. Hop, burası açılıyor arkadaşlar. Oyunu ezbere bilen biri olarak bir sıkıntı yok. Burada Hagi Wagi Reis var. Şimdi bize anahtarı verecek kendileri. Aldım anahtarımı. Devam ettim. Geldim buraya abi. Şuradan şuna. Abi baksana ne güzel gözüküyor şu ışık, değil mi? Abi adamlar yapıyorlar ya, Mob Games yapıyor bu işi. Bak görüyor musun, kayboldu. Nerede? Hagi Wagi nerede? Bilene hediyem var. Falan diyormuşum. Tabii ki de şurada bak, kolu görüyor musun? Bak kolu görüyor musun şurada? Bak. Bak kola bak. Tam şuradaydı, gitti. Bu Playtime korku macera oyundur. Gayet de güzel bir oyundur açıkçası. Şimdi diğer küpleri bulmaya gideceğiz. Bu arada ben biraz daha şöyle oturayım ya. Kameraya çıkmıyorum, sinirim bozuluyor. Hah, şöyle güzel bir çıkalım kameraya. Çok kötü gözüküyorum. Sinirim bozuluyor o zaman da. Kardeşim alsana küpü ya. Rahatsızımdır nedir, elemanını vallahi almıyor. Şu elemanı alacağız. Onun için küp topluyoruz abi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oyunun korkunç bir havası var, hani fabrika boş olduğu için. Mantıken, ama çok korkunç değil abi oyun.
Yani ben tamam chapter 1 oynuyorum şu anda. Chapter 1'i oynuyorum bak. Bak şu geliyor burada bakıyor falan. Yani bunlar oyunu hani oyunu küçük yaşta oynayan kardeşlerimiz için biraz korkunç olabilir arkadaşlar. Sarıyla kırmızıyı bulmamışız ya. Bunları ben buldum diye hatırlıyordum. Bir saniye. Neredesin abi? Su küpler yok. Usta küpler yok. Ama harbi küpler yok lan. Küpler nerede? What the hell? Kırmızı ile sarı yok. Hagi sahip. Remember to take breaks. Kahvaltınızı yapın diyor arkadaşlar. Burada kahvaltı yapmayı öneriyoruz diyor da bu ne alaka ki? Next time. Abi nerede bu küpler ya? Ben körüm büyük ihtimalle. Şu an yayında görüyorsanız bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle her yere çevireyim kamerayı, siz görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben göremiyorum. Ben körüm abi. Onun için gözlük takıyorum zaten beyler. Yani bizim mevzumuz o. Körüz biz. Ondan dolayı gözlük falan takıyoruz aslında da teknik olarak. Şimdi kutularımız nerededir? Ya bu son güncellemelerde bu kutuların yerini falan öyle manyak yerlere koydu. Onu korktum. Evet korktum. Biraz korktum orada. Çaktırmayın. Çünkü anla hareket edince korktum yani. Tabii doğal olarak o doğal olan bir şey yok. Nerede abi, nerede çıldıracağım? Yok abi, küp müp yok burada ya, yok. Buga mı girdik? Yerine bulduk. Hop. Dur hop. Hop. Ha aldım. Biri burada. Öbürü nerededir? Bir tane küpümüz kaldı abi. Arkadaşlar küp yok. Dur bir saniye. Hangi küpümüz kalmış bir ona bakalım. Ben ilk defa bu kadar zorlanıyorum var ya küpler bulma konusunda. İlk defa bu kadar zorlanıyorum beyler. Bak kırmızı olan yok. Abi en parlak kırmızı zaten, biz en kolayını nasıl bulamadık? En parlayan kırmızı zaten renk olarak. Neredesin abi? Şurada bir şey var ha. Bunu bilerek yapmışlar oraya. Bak orada bir gölge var, bir şey var orada bak. Bak görüyor musun bak. Bir şey var şurada. Şey buldum. Kaset buldum. Küp yok abi, korkmaya başladım ben. Küp nerede? Bug falan oldu diye korkuyorum şu an. En baştan başlamak istemiyorum oyuna. Bir an önce Chapter 2'ye geçelim de, yok abi. Cidden küp yok. Abi neredesin? Yok abi, yok küp, yok yani no. No kübüs ya. Usta. Yok burada ya. Neredesin abi?
Şunun gibi parlaması lazım. Bak şunun gibi parlaması lazım. Kavak gibi ortada durması lazım da neredesin abi sen? Abi en yüksek ayarlardayız ya. Parlaman lazım senin. Şu yansımalara bak, gözünü seveyim. Sen neredesin? Gözükmüyorsun ustam. Biraz daha parla lütfen. Yoksun, göremiyorum seni. Cidden göremiyorum bu arada. Dalga geçiyorum arkadaşlar. Harbi yok. Çok samimi söyle konuşuyorum. Yok. Stres yapmaya başladım abi. Harbi yok. Neredesiniz abi? Abi körlük vallahi başa bela. Şerefsizim başa bela ya. Şurada olma ihtimali var mı abi? Burada bir yerde olma ihtimali var mı? Yok abi yok. Küp yok abi. Mavi şuradan yerden buluyoruz. Yeşil aşağıdan buluyoruz. Sarıyı aşağıdan buluyoruz. Kırmızıyı aşağıdan buluyoruz. Ama yok yani. Yok abi yok. Gören var mı? Yok. Vallahi yok. Geçmiş olsun. Bir tane kübü bulamıyoruz abi. Güzel. Yani bravo yani. Harikayım. Abi küp yok, harbi yok yalnız. Ben ya böyle şarkım olur, dur değiştireceğim şarkıyı. Ya panik yaptım zaten. Şöyle yapayım mı? Sohbete bak abi, yukarıda kafasını çıkardı diyor arkadaşımız. Hayır, kafasını çıkardı yerden. Evet, yukarıda görüyorum onu gördüm. Ben kırmızı kübü gören bir vatandaş, bir eleman, bir ne bileyim Allah'ın bir kulu yani. Yok. Kırmızı kube yani kube, Türkçesini okuyorum, kube. Yok yani küp yok. Çıldırıyorum. Burada bir yerde yok mudur bu? Neredesin kardeşim ya? Neredesin ya? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Bak ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda abi. Taraflara bile baktım ya, yok. Yok abi yok yok. Çok samimi konuşuyorum sizlere, yok. Şu an psikolojim bozuldu benim, ağrı yok. Ya adam akıllı bir oynayalım dedik var ya. Dedik Poppy Playtime çekelim dedik. Bak çekmedim dedim ben. Kendi kendime böyle bir çekeyim dedim. Onda da küp bulamıyoruz. Bu nasıl bir gerizekalıktır ya? Bu nasıl bir gerizekalıktır ya? Allah kahretsin ya. Vallahi ne gerizekalı adamım ben ya. Allah belamı versin ya. Lan ne gerizekalı adamım. Bir tane küpü bulalım. Gerizekalı ya. Lan. Abi samimi konuşuyorum, çık buradan ya. Vallahi psikolojim bozuldu, çık buradan. Bu ne ya, bir kübü bulamadık. Yukarıda parkur, kafasını çıkardığı yerden parkur yapacaksın. Yukarıda parkur yapacaksın diyor. Yukarıda parkur var. İyi de orada küp yoktu ki. Küp var mıydı orada? Ben gö...
Abi var ya bak. Saniye. Giriyorum oyuna arkadaşlar tekrardan. Bir saniyenizi alacağım. Kusura bakmayın. Hemen yeni new game diyorum abi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Abi ne yapmışsınız ya? Bir bulamadık kardeşim ya. Bir bulamadık ya. Bir bulamadık ya. Allah Allah. Vallahi en baştan başladım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bulamadım yani. Bir saniye. Heh dur yanlış ya girdim ya. Ben dedim şifre değişmiş olamaz, öyle bir şey yok yani. Ben kendi kendime sorguladım böyle. Ya boş yapmayıp versen bana grip peki bir önce. Ben oyuna başlasam hani hikayeye girsem ama yok işte. Evet, Poppy want to play. Poppy bizle oynayamazsın, boş ver. Staff only. Sadece görevli kameralar. Vazgeçtim abi, oyunun havası korkunç. Tamam karakterler korkunç değil de oyunun havası yetiyor yani. Oyunun atmosferi korkunç abi bir kere. Çünkü böyle hani ne bileyim, insan bir boş bir yer gördüğü zaman yani böyle yıkık dökük baksana abi şuna, insan bir tırsıyor yani böyle ne bileyim. Hani oyundaki karakterleri boş ver, ben böyle gezsem bile korkarım ki, oyunun havasına bak. İzin verir misin abi? Çıkamadık. Like brown, eat healthy. Like brown. Brown yemek yemeyi seviyor. Playtime Co. Cafeteria recommends I know take colors. Playtime Co. Cafeteriasında önerilen yemek 4000 kalorimiş arkadaşlar. Playtime Co. Güzel. Beğendim. Buradan Playtime Co'ya bir şey kalp gönderiyoruz. Evet, grab pack'imizi alalım. Artık grab pack'imizi alalım zahmet. Savun bozuldu ya. Bulamadım küpleri falan orada var ya bak. Stres yaptım, bir şey yaptım ya. Bak elim orada kaldı. Merhaba Gwagi. Canım arkadaşım. Canım arkadaşım Gwagi. Evet. Alayım. Power'a giriyorum. Hadi bakalım. Bak nasıl yok oluyor, bak şimdi görüyor musun bak. Gözü önünde yok oldu bir anda. Şurada göz önünde yok oldu yani, ışıklar falan çıldı, elektrik geldi bir anda yok oldu gayet. Tabii ki de şurada bak. Hop kol burada. Tabii ki de bu şekilde jumpscare'ları yemiyoruz. Hani buhar atma gibi o kadar şeylerden korkacaksak bu oyunu oynayamadım zaten. Evet şimdi. Abi orada küp olmuyor ki, şurada küp yok mesela. Bak bir tanesi şurada. Bak nasıl parlıyor görüyor musun bak. Bir. Birinciyi bulduk, şu kaseti de alalım. İkinci küp. Az önce bulamadığımız küp. Üçüncü küp de şurada abi. Bak nasıl biliyorum görüyor musun bak. Az önce yoktu. Az önce cidden yoktu. Bak nasıl bulduk şimdi. Açılır mısın canım arkadaşım, teşekkür ederim.
Agi. Merhaba Agi. Bak ağzını açmış bakıyor. Görüyor musun? Oyuncakların bu kadar korkunç olacak kimin aklına gelirdi ya? Adamların aklına gelmiş. Adamların aklına harbi gelmiş. Alırım ikinci elimi devam ederim abi. Aç. Tamam. Az önce giremediğimiz yere girdik ikinci el alıp. Evet, burayı ezbere bilen ben bunu beğenmedim. Tamam, buradan çıkalım yukarıya. Pardon. Şuradan alacağız gücü. Geldik. Şöyle. Hop. Açtık. Oyun bir niye orada drop ediyor ya? Aman. Bir drop yiyoruz. Bir dur, bir sakin ol oyun. Kendine gel. Şimdi. Yukarıdan gücü açacağız. Make a friend kısmını arkadaşlar. Bu ne? Fostering happiness. Adopt an orphan today. Konuşamam da lan. O nasıl bir İngilizce? Adopt an orphan today. Fostering happiness. Play tenko. Foster and adoption care institution to strive to cultivate. Çocukları, yetim çocukları evlat edinme adı altında bir projeden bahsediyor burada arkadaşlar. İşte onlara işte evlat ediniyorlar, edin diyor. İşte ne bileyim şey diyor. Mutlu olsunlar işte evlat edinme şeyinde deney yapıyorlar bilen bilir hikayeyi. Açıl abi. Buradan alalım gücümüzü. Pardon, alalım almayacağız gücü yalnız. Şuradan alacağız gücü teknik olarak. Şöyle yaparım. Dur. Şöyle aldım gücü. Böyle geldim. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle yaptım. Şöyle geldim. Gücü verdim. Evet. Burada Stella ablamız konuşuyor. Olay bilenler bilir. Aşağı iniyorum ben. Evet. Geldim buraya. Bastım. Evet, açılacak şimdi makineler. Açıldı hop. Bunları falan veriyorum arkadaşlar. Makineler beni izliyor bak. Görüyor musun gözleri bak. Bakmasana kardeşim ne bakıyorsun? Ay günah değil mi? Vallahi döveceğim şimdi vuracağım. Salacağım şimdi agi üstüne. Nomadeliyiz with a toy. Buradan ayrılmak için buraya oyuncak koyacağız. Aa, kilit yani. Buradan daha yavaş geliyor zaten. Bize saldırabilir. Bilirsiniz o olayı. Make a friend to Elite Ludwig. One of the general stage of all play time called it. Not all the music. Make a friend mission. Oy. Ya dışarıdan geldi ses, korktum dün sana, oyundan geldi sandım. Elite Ludwig sayesinde diyor burada arkadaşınızı yapabilirsiniz diyor. Oyuncak yani. Anlayın. Evet, danger. Do not enter, girilmez. Tehlike. Caution. Çekil önümden, ben tehlikelerden adamıyım. Çekil önümden, bana hiçbir şey olmaz. Gel buraya, gel buraya, bana hiçbir şey olmaz ya dostum. Evet abi.
Evet, Ketbi'yi alalım. Ketbi'yi gelir misin buraya canım arkadaşım artık? Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Kaç yaşındasın demiş arkadaşımız. Test sohbete bak, bakmayın yazdıklarıma demiş arkadaşımız. Oyundayken bakamayabiliyorum bazen, kusura bakmayın. Arada gelip bakmam gerekiyor, haklısınız. Kaç yaşındasın demiş arkadaşımız. 17 yaşındayım kardeşim. Evet. Koydum. Ya Allah, bismillah. Skenik. Gelecek şimdi buraya. Hazır mıyız abi? Hazır mıyız? Hazırız. Bas abi. Senin ben ağzına, bu ne ya? Bu nasıl bir ağız kardeşim? Bir dakika, niye saldırıyor ki mesela? Dost olabiliriz. Ha, niye saldırıyorsun ki mesela? Dost olma şansımız yok mu? Yokmuş. Devam edelim. Hani niye saldırıyorsun? Değil mi? Dost olalım abi. Şuradan gelecek bu arada bak. Hop. O, abi o tip ne? Dur dur dur, çok kötü geliyor, çok kötü geliyor. Dur. O tip ne abi? O tipi gördükten sonra korktum. Allah aşağı, Allah Allah. Devam 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 devam. Devam 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 devam. Uç 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 uç. Hop. Hagi vagi kardeş geliyor. Hagi vagi kardeş geliyor. Devam. Geliyor abi, geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Bu tip ne lan? Açıl 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 açıl. Koşuyorum abi, koşuyorum. Vallaha koşuyorum. Gel lan buraya. Aha, düşürdüm aşağı seni. Aha, seni düşürdüm aşağı. Aha! Aha, düştü aşağı. İşte hagi hagi böyle düşürdü aşağı. Çiçek orada. Çiçek orada arkadaşlar. Çiçek orada. Adamları takdir ediyorum. Niye takdir ediyorum? Hikaye güzel. Hikayeyi oturtmuşlar iyi, güzel. Grafikler mükemmel yapılmış. Ona diyeceğim bir şey yok. Oyunun mantığı, oyunun mekaniği vesaire, her şey çok iyi. Modellemeler süper. Başka diyeceğim bir şey yok yani. Adamlar güzel oyun yapmışlar. Yalan yok abi. Ben de arkadaşlar, yazılım okuyan biri olarak söyleyeyim. Oyun güzel. Hangi dilde kodladıklarını bilmiyorum tabi oyunu. Onun hakkında yorum yapamam. Ama çoğu oyun genellikle C# ile kodlanır. Büyük ihtimal C# olmaya da bilir. Ondan da emin değilim. Çünkü C++'la da oyunlar yapılıyor. C# ile zor zor olur belki ya bu oyun. C# ile bayağı zor olabilir abi bu oyun. Çünkü o kadar kod yazacağınız C# ile biraz zor olabilir. C++'ları büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi puppy. Burada evet. Açıyorum. Boş yapmaya gerek yok. You open my case diyecek şimdi. Yani mevzu bu arkadaşlar. Oyunda oynadık. Oynamadık, dedirtmedik yani. Grafikal tasarım. Kıcağına iyi olan kanalımız. Knight Tarant. Jones. Scott Smoker, Isaac. Anama. Medi Production, Zachary.
Ses organı, ses mühendisi Fikri Michael. Beta testing, Bravo James, It's Peter, Drivos, Scott Sumaker, Jack TMG. Special thanks, özel olarak teşekkürler. John Blanger'a teşekkür etmişler oyunda. Şimdi. Çıkalım buradan. Oyun korku, gerilim, macera oyunu. Adamlar güzel iş çıkarmışlar abi. Oyun büyük ihtimal... Ben motoru Unity'ye benzettim ama Unity değil sanırım. Ya Unity ile yapılmış ya da Unreal Engine ile yapılmış arkadaşlar oyun. O ikisinden beri çünkü... zamanında Unity kullanmış ben biri olarak şeyleri çok benzettim. Grafik tasarımlarını Unity'nin çalışmalarına çok benzettim şu anda. Unity olabilir. Ya da Unreal Engine de olabilir. Büyük ihtimal Unreal Engine çünkü girerken Unreal Engine diyor. Tasarım olarak. Evet. Chapter 1 de bu şekilde arkadaşlar. Oynamış. Olduk efendim. Çıkalım şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yayına bakayım. Fark ettin mi bu arada kutunun üzerinde yeşil el de vardı. Hagi ve aşı salonda Azerbaycan'da saat 9 demiş arkadaşımız. Türkiye'den de saat 8'i 5 geçiyor şu anda. Evet fark ettim burada kutunun üzerinde yeşil el vardı demiş arkadaşımız. Evet ikinci bölümde yeşil el var. İkinci bölümü ben daha satın almadım ama. Böyle bir sıkıntı da var. Satın aldığımız zaman ikinci oyunu da oynayacağız arkadaşlar. Hatta bak şöyle size göstereyim şeyi. Canlı yayının konusundan da bir net olarak bahsedeyim sizlere. Hemen Mob Games'in şeyine giriyorum şu anda arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz şu anda ama. Şu an ben Mob Games kanalına giriyorum. Oyunun yapımcılarına ait kanalına giriyorum. Buradan topluluk dediğim zaman. Şöyle arkadaşlar Asus tane. İndireyim şunu. Şunu kapatalım. Şuradan ekle diyelim. Geldi mi şu an? Niye görüntü gelmiyor abi? Şu an bende görüntü var, YouTube'a gelmedi. Chapter 2 canlı yayın aç oyna olur mu? Aç oyun olur mu? Yardım ederim ben de demiş. Ben de oyun hakkında bilgim var. Chapter 2 ile Chapter 1'i iyi biliyorum. Hani oyun o oyunda sıkıntı yok. Oyunları biliyoruz. Ama oyun... Oyun da oyun yani abi. İkinci oyun var ya. Bayağı sıkıntı arkadaşlar. Bayağı... Gerçekten... Sıkıntı. Bu arada niye hala bir şey gelmedi? Ekran çekmedi bu arada bu. Şöyle yapalım ya. Kaldır şunu. Ben direkt sizlere. Masaüstü vereyim abi. Oradan direkt siz görün arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Şu anda arkadaşlar benim masaüstümü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi benim. Masaüstü bu şekilde. Takılıyoruz yani böyle. Şimdi benim göstermek istediğim şuydu. Mob Games'in arkadaşlar yani oyunun yapımcılarının yayınlamış olduğu bir görsel bu topluluk kısmında.
Proje Playtime. Yani projemiz Playtime. Yani oyun zamanı adında, proje oyun zamanı adında online bir oyun çıkacak. Aynı canlı yayının başında bahsettiğim gibi çok oyuncu olayları konuşuluyordu bu Playtime'da. Ve zaten bu oyunun şeyini de yakında paylaşılır diye düşünüyorum. Çünkü oyunun çıkış tarihi Aralık 2022 olarak belirlenmiş. Bakın aşağıda da Dekamber 2022 yazıyor. Sağ aşağıda da Mob Games'in logosunu zaten görebiliyorsunuz. Dekamber 2022, Aralık 2022 arkadaşlar. Büyük ihtimal şu an Kasım'ın 4'ü görmüş olduğumuz üzere tarihte. Bugün Kasım'ın 4'ü ise abi Kasım'ın 20'si 25'ine doğru yayınladılar bence oyunun şeyini. Adını söyleyin arkadaşlar, fragmanını. Onunla da olay şu olacak. Dediğim gibi hani şu an oyunumuzda bilindik karakterlerden söyleyeyim. Hagiwagi var. Mami Longnecks var. Poppy var da Poppy'nin olacağını sanmam oyunda. Başka şu anlık bize tam olarak gösterilen başka karakter yok. Banzo Bunny var. PJ Pagapillar var. Daisy'yi göstereceklerdi. Vazgeçtiler, onu değiştirdiler sonradan. Başka ne var arkadaşlar, onu düşünüyorum. PJ Pagapillar'ı gördük. Banzo Bunny'yi gördük. Tamam, Hagiwagi zaten dedik. Başka yok arkadaşlar. Hagiwagi, PJ Pagapillar, Banzo Bunny, Mami Longnecks. 4 tane karakterden birini seçeceksiniz. Ve o karakterin güçlerine sahip olacaksınız. Yani direkt o karakter olacaksınız ve o şekilde diğer oyuncuları öldürmeye çalışacaksınız. Herhalde öyle bir şey yapacaklar. Çünkü en son YouTube'da bunlar geziniyordu. İşte böyle değişik Unity'den şeyler vardı, videoları vardı. İşte Unity'de tasarlamışlar ama o Mob Games'in yayınladığı bir video değil o. Herhangi bir tane fanın bir yayınlamış olduğu bir video. Adam Unity'den yapmış böyle. Karakter oluyorsun, koşturuyorsun falan diğer oyuncuları falan, öyle öldürüyorsun falan işte böyle. İşte Hagiwagi'nin özellikleri farklı, Mami Longnecks'in özellikleri farklı, PJ Pagapillar'ın özellikleri farklı, Banzo Bunny'nin özellikleri farklı falan. İşte aldığın karaktere göre işte oyuncuları öldürüyorsun. Oyuncular da herhalde verilen görevleri mi yapmaya çalışıyorlar hani şeyden. Oyunun verdiği görevleri mi yapmaya çalışıyorlar ölmeden, onu tam olarak bilmiyorum. Ona oyun çıktığı zaman göreceğiz ama gayet eğlenceli bir oyuna benziyor ve bu oyun bedava olacak arkadaşlar. Bedava olacağı da hani Mob Games tarafından belirtildi. Oyun ücretsiz olacak ve herkes oynayabilecek yani bu oyunu. Sunucu işini nasıl yaparlar bilmiyorum ama yani güzel bir oyun bizi bekliyor gibi. Şurada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 159.223.135.6 isimli rakamlar var burada. Bu rakamlar da arkadaşlar fotoğrafın içine gizlenmiş rakamlar. Bu rakamlar da bir gizem taşıyor aslında oyunda. Büyük ihtimalle bir oyunun hikayesinde olacak bir senaryoda geçecek bunlar. Yani böyle fotoğrafın içine şöyle bir gizem katmışlar. Altında bir tane yıldız kutu var. Yani fotoğrafın içinde birkaç tane gizem vermeye çalışmışlar yine. Yani başka oyunun reklamını yaparken bile adamlar oyunun hikayesinde gizem vermeye çalışmışlar. Güzel detay olmuş. Grapik'in üzerine Playtime yazısı gelmiş. Bakın işte yerde kanlar falan var. Ellerde kanlar var. Bakın şurada Grapik sarkıyor aşağı doğru. Evet. Güzel yapılmış abi. Dekamber 2022. Olarak arkadaşlar verilmiş. Şöyle ekran yakalamayı kaldırabiliriz artık. Şimdi. Bunu Adal'dan biliyorum. O çok çok büyük olur bence. 3 chapter buna göre mobil olacak mı? 3'ün mobili çıkacak. 3'ün mobili kesinlikle çıkacak. Türk, Aralık, AZ, Dekabr. Evet, Azeri arkadaşımız da oradan Azeri çevirisinde yapmış oldu arkadaşlar. Azerbaycan'da olan arkadaşlarımız için. Bu online oyunun şeyi olur mu? Güzel soru. Online'ın oyunun mobili olur mu? Olabilir. Yani chapter 1 çıkardılar mobil olarak, chapter 2 çıkardılar, chapter 3 çıkacağı zaman chapter 3'ü mobil olacak kesin bir şey. Yani büyük ihtimal çıkarırlar diye düşünüyorum. Play Store'a direkt damlar diye düşünüyorum abi.
Evet abi 54 dakika olmuş arkadaşlar. Chapter 1'de sizinle beraber güzel bir şekilde oynamış olduk. O zaman arkadaşlar bu yayınımızın sonuna gelelim. Umarım arkadaşlar yayınımızı beğenmişsinizdir. Bugün arkadaşlar yayında sizlere sizinle beraber Chapter 1 oynadık. Aynı zamanda sizlere yeni gelecek oyundan biraz bahsettim. Oyunun genelinden biraz bahsettim. Chapter 2'yi aldığım zaman da arkadaşlar sizinle beraber Chapter 2 oynayacağız. Onu ayrı bir yayın yapacağım. Daha şu an henüz satın almadım o oyunu. Onu da satın alayım. Yaklaşık bir 18,5 lira gibi bir ücreti var. Sanırım onu da alacağım. O zaman aldığım zaman da arkadaşlar onu da oynarız. Umarım yayınınızı beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha çok bu tarz yayınlar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve Kırgamer'la kalın arkadaşlar. Bye bye.